Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı. Merhaba değerli dinleyiciler. Bugünkü Radyo Kitaplığında İslam'ın Mistik Boyutları başlıklı kitabı size değerlendirmek istiyorum. Anne-Marie Schimmel'in bu ünlü çalışması Türkçe'de epeyden beri yayınlanmış bulunuyor. Ben sanki onun Tasavvufi Hayat diye bir çevirisini okuduğumu hatırlıyorum. Oldukça erken, belki de 80'lerin başlarında olduğunu hatırlıyorum. Dikkat ederseniz bu programda elden geldiğince kitapları yayın evleri üzerinden tanıtmamaya, yayın evi vurgusu yapmamaya gayret ediyorum. Özel bir reklam algısı yaratmasın diye sadece kitapla ve yazarıyla ilgili bir değerlendirme yapmak durumundayım. İslam'ın Mistik Boyutları gerçekte İslam tasavvufunun tarihsel seyrini, İslam tasavvufunun ortaya çıkışını, kurumsallaşmasını, yapılanmasını ve ortaya koyduğu bilgiyi, bilgeliği, ahlakı değerlendiren, bu konuda Müslüman tasavvufunun belli başlı ekollerini bize takdim etmeye çalışan bir kitap. Tasavvuf konusunu okumak isteyen arkadaşların, tasavvuf konusunda sıra dışı malumatlar edinmek isteyen arkadaşlarımız için belki bir başlangıç metni olarak önerilemez. Bu konuda tasavvufun temel klasiklerine müracaat etmek her zaman daha doğru olacaktır. Tasavvuf konusunda onun kaçıncı yüzyılda ortaya çıktığı ve Müslümanlar nezdinde neden itibar gördüğü, tasavvufa yönelik ilginin artışında ne tür dini ve sosyolojik, psikolojik sahiplerin rol aldığı konusu mutlaka incelenmesi, irdelenmesi gereken bir husus. Her disiplinde olduğu gibi tasavvufta da onu temellendirme arzusu duyanların, ona bir kök bulma çabası içerisinde olanların İslam'a başvurması, İslam'ın erken dönemlerinden buldukları atıflarla, o dönemlerden aldıkları referanslarla ilgilendikleri alana bir meşruiyet zemini üretmeye çalışmaları anlaşılır bir şey. Bir kere mistisizmi ya da bizim terminolojimiz içerisinde kesinlikle tercih etmemiz gereken bir terminoloji olarak tasavvufu tarihsel bağlamlarıyla ele aldığımızda, bir kere onu tanımladığımızda, bir kere onu tarif ettiğimizde İslam'la irtibat kurmamak, Hazreti Peygamber'in sünnetiyle, sahabenin uygulamalarıyla ilişkilendirmekte zorluk çekmek mümkün değil. Eğer nefisle savaşmaksa, eğer kendine bakmaksa, eğer kendinle yüzleşmekse, takvaysa, dindarlık konusunda özellikle sayılabilecek emek isteyen bir çabaysa, tasavvufu temellendirme konusunda pek güçlük çekecek durumda değiliz demektir. Schimmel de bunu yapıyor zaten. Schimmel İslam'ın temellerinde tasavvufu arıyor, tasavvufu İslam'ın kökleriyle ilişkilendiriyor ve daha sonra onun bağımsız bir ekol olarak, kendine özgü bir yol, kendine özgü bir usul olarak Müslüman dünyada nasıl bir alan açtığını gözler önüne seriyor. Bugün tasavvuf deyince daha çok bir tarikata intisap etmek, bir şeyhin peşinden gitmek, onun önerileri yol yordam göstermesine uygun olarak kendi dini hayatını şekillendirmek anlaşılıyor. Haksız da değil. Ama tasavvuf başından beri bir disiplin, kendine özgü usulü olan, kendine özgü dili, grameri olan bir alan. Bugün tasavvuf konusunda ne yazık ki modern dünyanın etkilerine, modern dünyanın eleştirilerine bağlı olarak şekillenen bir ön yargı var. Tasavvuf, insanın yaşamında, dini hayatında gerçek bir kaliteyi yakalama konusunda bir rehberlik yapabilir. Riyakar olmayan, gösterişe izin vermeyen, Allah'tan başkasını kendine mabut olarak görmeyen, özenli bir dindarlık için tasavvuf bize çok güzel yol haritaları sunabilir. Ama itiraf edelim ki bugün tasavvuf pek çokları tarafından ön yargılara mahkum edilmiş, anlamı kirletilmiş, mesajları üzerinde manipülasyonlar yapılmış. Kimi büyüklerin, kimi manevi büyüklerin sözcüklerini sosyal medyada birer parantez içine alınarak aktarılmasından ibaret bir atıf alanı olarak görülüyor. Oysa öyle değil. Çok büyük sufiler var. Bu sufiler kendi yaşamları boyunca aymazlığa, kibire, hoyratlığa, kabalığa, din istismarına, şekilciliğe, dinin özünü ihmal eden kuru sıkı iddialara karşı yaşadıkları sürece İslam'ın muhafızı olarak
gayret gösterdiler. Kendini tasavvufla irtibatlı olarak gösteren, öyle yansıtan insanlar da bu duyarlılığı gördüğümüzde, bu dikkatin hala daha sürdürülebilir bir dikkat olduğunu gözledikçe, belki tasavvuf kendi hayat hikayemizde sağlıklı bir yol olarak, sağlıklı bir tercih olarak bize yeni ufuklar açabilir. Ya da batılı bir araştırmacının büyük emeklerle ortaya koyduğu İslam'ın mistik boyutları başlıklı çalışmasını dikkatli ve derinlikli olarak okuduğumuzda, Şimel'in oradan gördüğünü biz buradan neden göremedik diye hayıflanıp kendi başımızın çaresine bakabiliriz. İyi günler diliyorum efendim. Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı.